Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Değerli izleyiciler, haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye özellikle 30 Mart 2019'da yapılan genel seçimlerden sonra muhtarları konuşur oldu. Bugün sayıları Türkiye'de 53 bin olan muhtarların 20 bini köylerde yaşıyor. O 20 bin köylerde yaşayan muhtarlardan birinin konuğuyuz şimdi. Evet, muhtarlar bulundukları yerlerde yerel yöneticilerle ilişkileri nasıl, hizmet alabiliyorlar mı? Gerçekten diyalogları ne seviyede, bunları merak ediyoruz. Bunlar için Anadolu yollarındayız 7,5 aydır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yerinde yönetim, yerelde yönetim çok önemli. Muhtarlara verdiği önemi Cumhurbaşkanı'nın biliyoruz. Muhtarlara verilen önem yerelde ne kadar, bunları araştırmak için yine Anadolu yollarındayız. Amasya, Merzifon'a bağlı Yakup köyündeyiz ve yanımızda 30 Mart'ta seçilerek göreve başlayan yeni bir muhtar Tarkan Yiğit var. Sayın Yiğit, hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben Merzifon Yakup köylü doğumluyum. İşte 30 Mart'ta aday oldum ve seçildik. İşte görevimizde başarıyla götürmeye gayret ediyor. Hayırlı olsun. Ediyoruz, evet. 30 Mart'ta seçildim, 1 Nisan'a geldik. Böyle evet. Bir düşün. Bir evet. Daha öncesine de evet. Ekibini seçtin. Hı-hı. Yani azalarla birlikte. Evet. Yakup köyünde neler vardı muhtarım? Oradan başlayalım mı? Yakup köyünde işte şu an bizim her şey var da bizim şöyle bir şey. Yani tam istediğimiz kadar şeyler yapılmadı köyümüzde. Mesela neler eksik? Onlardan başlayalım. Öncelikle su sorunumuz var. İçme suyu sorunumuz. İçme suyu sorunumuz var. Yıllardan beri bunu hiçbir muhtar çözemedi. Şimdi sıra bize geldi. Biz çözmeye gayret ediyoruz. Etmeye de gayret ediyor. Ondan sonra yollarımız var. Bozuk. Ondan sonra yıllardır köyün içlerinde asfalt dökülmüyor. Altyapımız eski, 1990'lı yıllarda, 80'li yıllarda yapılmış eski düzlerden işte böyle bir sorunumuz var. İşte cemevimiz yok, eski cemevi var. Cemevimizin yapılmasını veyahut da yardımda bulunmasını bekliyoruz. İşte bunları yapılmasını istiyoruz yani. Bunlar belli başlı sorunlar. Evet, evet. Şimdi muhtarlık odasında seçim yapıyoruz ama yanımızda genç delikanlılar var. Dördü de çok genç. Buranın en gençleri görüyor kameraman, evet. Ekrana getiriyor. Yani, evet. Köylerde gençler var değerli izleyiciler. Yaşlılar yok, terk etmiş burayı. Gençler yaşıyor. Çünkü neden? Ekonomi iyi, tarım iyi, evet, destek evet. Çok diyorum. Biraz drama yaptım ama, ben ironi yaptım ama muhtarım, gerçekten de ekonomi burada iyi mi? Hayır, kesinlikle iyi değil. Ondan sonra biz aldığımız her şey pahalı, sattığımız her şey ucuz. Ucuz.
Aynen. İşte biz burada devreye giriyoruz. Evet. Türkiye'de muhtarların desteklenmesi, köylerin desteğe ihtiyacı olduğunu mesajıyla Türkiye'ye aktı. Bu nedenle inşallah size destek gelecek diyorum. İnşallah. Ve muhtar aşama aşama notlar almış galiba. Aynen. Onlardan başlayan neler var mesela? Size, biraz önce söyledim. İlk öncelikle sorunumuz su sorunumuz. İçme suyu sorunu çözmek istiyoruz. Bizim şu anki kullandığımız su arsenikli. Ben tahlilini yaptırdım. Sağlıklı değil mi yani? Sağlıklı değil. %33 arsenik var. Bu işte Sağlık Bakanlığı verdikleri verilere göre bu çok riskli. Aynen öyle. %10 olması gerekiyorken %33 olan suyu biz içiyoruz şu anda. Arsenikli su içiyor efendim. Evet. Yakup Köyü, Merzbon'a bağlı Amasya, evet. 2019 yılında. Buradan Ulaştırma Bakanlığı'na, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne mesajımız olsun. Arsenikli su içiyor vatandaş. Nüfusumuz neydi muhtar? Nüfusumuz 500 civarlarında. İşte tam olarak bilmiyorum. İşte 289 tane seçmenimiz var. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Yani burası tabii aslında şirin bir köy. 500 nüfus az değil muhtar. Evet. Okul var mı? Okul var ama 20 senede kullanılmayı. Şu an kapalı. Taşımalı sistem kullanılıyor. Sağlık hocamız var ama kullanılmayı. 20 senedir kullanılmıyor. Sağlık hizmetini nasıl alıyorsunuz? İşte buradan 10 kilometre ileride Merzbon var. Merzbon'a gidiyor işte vatandaş hasta olduğu zaman. Aile doktoru geliyor. Evet. Ne kadar sürede geliyor? Haftada bir gün geliyor. Haftada bir geliyor. İşte ilaçlarını yazıyor komşularımızın. Ondan sonra hasta olanların reçetelerini yazıyor. İşte haftada bir gün sağlık hizmeti biz az buluyoruz. İşte mesela atıyorum vatandaşın arabası yok. İşte şey yok. İğne vurmaya tam Merzbon'a gidiyor. Vesayeti yok. Ondan sonra böyle 10 kilometre. Aynen. Bekliyor. Aynen. Gidiyor, gelemiyor. Ya gidiyor, doktor peki. Evet. Efendim sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi tabii Yakup Köyü aslında ismini Yakup Dede'den alıyor. Burada bir türbe var, Yakup Dede. Aslında Anadolu erenlerinden. Efendim Orta Asya'da Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya İslamiyet'i yaymak için gelen öğrencilerinden birisi. Aynen. Biraz Yakup Dede'den söz edelim mi? Yakup Dede'den, şimdi ben fazla bir şeyim yok ama amcalarımız söylesin mesela. Delikanlılar yani, söylesin. Aynen. Hemen geliyorum. Ondan daha tecrübeli. O zaman benim saniye elinde. Evet. Senin ismini alayım mı abi? Mehmet Ceylan. Mehmet abi, Yakup Dede, ben biraz söz et o zaman. Burada yaşıyorsun sen. Yakup Dede ile ilgili oğlunun araştırması var dedin. Yakup Dede'nin... İki cümle alayım. Yakup Dede'nin oğlu Herettin Rumi varmış. Amasya'da oturmuş bir zamanları, orada çok bilir kişiymiş. Bunun evlatları Hayrettin İlemi, Yakup, bir de Yakup isminde var. Üç oğlu var. Evet. Üç tane koyun ayrı kabile yani bunlar da tabi ayrılma olmuş. İlemi unutmuş Alevliğini. Peki buraya kaç yıllarında gelmişler? Onu bilemiyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Bilemiyorum. Bizim köye aslında bu tarafa son soru şunu sorayım. Tabii burası gelişmeye müsait bir köy. Yakup Köyü. 10 kilometre uzak mesafe değil ama Ankara, Samsun, İstanbul yolu üzerinde yakın bir. Karadeniz sahili buradan geçiyor. Evet. Son dileklerin için sana mikrofonu uzatsın, sonra köye gideceğiz efendim çekimler için. Şimdi bizim son dileklerimiz, işte bu önceki sorularımızı ilettikten sonra cebevimiz yok. Ondan sonra mezarlık etrafımızdaki çevre düzenlemesi yok, bizim gücümüz yetmiyor. Ondan sonra işte bunlar yapılmasını, öncelikle cebevinin yapılmasını istiyor. Evet, efendim burası tabii Bektaşi Köyü mü diyorum? Aynen, Bektaşi Köyü. Çok değerli insanlar var. Evet. Yakup Dede ziyareti var. Ayrıca başka türbeler de var. İki türbe vardı. Emir Dede, Yakup Dede. Anadolu insanı geleneğine, göreneğine, dinine saygılıdır. Bu nedenle mutlaka buraya bir cemevi şart. Bir kültür evi. Aynen. Değil mi efendim? Mesela yanı sıra Nurlu bir köy konağı da olabilir. İhtiyacınız var mı? Yani olursa daha iyi tabii. Olur. Dedi. Teşekkür ediyoruz Tarkan Yiğit'e. Yakup Köyü muhtarıydı. Genç delikanlılara teşekkür ediyoruz ilgileri için. Açık konuda konuklarda görüşmek üzere.